Rusya Ukrayna krizi dünyada geniş yankı buldu. Avrupa uygulamaya başladığı yaptırımlar sonrasında Rusya'nın doğalgaz tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Avrupa ülkeleri enerji ihtiyacı için yeni yollar aramaya başladı. Bu arada İran Avrupa'ya doğalgaz ihracatı yapabiliriz açıklamasında bulundu. Bölgedeki gelişmeler Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya koydu. Avrupa doğalgaz sedarikinde yeni yollar arayışında. O yolların alternatifi Türkiye olabilir mi? İran'ın gazının arttırılarak Avrupa'ya geçmesi konusu Türkiye topraklarından olabilir. Rusya, Ukrayna krizi geniş yankı buldu. Almanya önemli yaptırımlarından birine imza attı. Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin onay süreci durduruldu. Almanya'nın Kuzey Akım projesiyle yani Rusya'dan alacağı gazla ilgili yapmış olduğu açıklama aslında iki tarafı çok hareketlendirdi. Rusya'dan karşı hamle geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Avrupalıların yakında 1000 metreküp doğalgaz için 2000 euro ödeyeceğini belirtti. Rusya doğalgaz tedarikinde birçok boru hattına sahip. Örnek vermek gerekirse Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 projeleri. Bu projeler, bu boru hatları Baltık Denizi üzerinden geçiyor ve Avrupa'ya ulaşıyor. Sadece Baltık Denizi üzerinden değil, Rusya'nın kara yolu üzerinden de boru hattı projeleri var. Onlar da Ukrayna üzerinden geçiyor. Ukrayna'dan geçen o boru hattı projeleri Avrupa'ya dağılıyor. Eğer Rusya gazı vermediği takdirde Avrupa'nın hızlı bir şekilde alternatif üretmesi lazım. Avrupa doğal gaz tedariğinde yeni yollar aramaya başladı. Avrupa'nın bu ihtiyacının hem Türkiye Cumhuriyetler'den hem İran tarafından karşılanması durumunda Türkiye burada önem kazanıyor. Mevcut durum Türkiye'nin bölgedeki önemini bir kez daha ortaya koydu. iki dönemde konuşulabilecek bir konunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin şu anda araştırma yaptığı bölgede hem İsrail gazı hem Mısır gazı hem de Türkiye'nin Kıbrıs ve çevresinde keşif yapacağı gazın Türkiye toprakları üzerinden yine Avrupa'ya gitmesinin de bence bu politik çekişme ve krizler do dolayısıyla çok ciddi önem kazanacağını düşünüyorum.